etmekten uzak bu milletvekillerinin dokunulmazlık zırhından faydalanmayarak tamamen yargısal sürecin devam etmesine yönelik bir irade beyanı olması gerektiğini belirtmiştik. Sayın Başbakan da bu konuda milletvekilliği görevinin terör örgütüyle ilişkili olarak kullanılması kabul edilemez ve dokunulmazlık zırhına büründürmesi kabul edilemez diye bir inisiyatif oluşturmuştu. Şimdi bu çerçevede bu konuda kamuoyunda bu talepleri karşılamak üzere girişimler başlamışken daha sonra Adalet Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokunulmazlıkların bütün fezlekelerle ilgili dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin bir irade beyanı oluştu. Bu şekilde Adalet Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi özellikle terörle ilişkili olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda siyasi bir iradeyi kullanmaktan imtina ettikleri görülüyor. Bu çerçevede Adalet ve Kalkınma Partisi parlamentoda bulunan fezlekelerin açıkçası doğrudan doğruya bir anayasada geçici madde hükmüyle kaldırılması suretiyle bu dosyalarda bulunan milletvekillerinin yargılanmasının önünü açmaya yönelik bir geçici madde önerisiyle karşımıza geldi. Biz kendilerine doğrudan doğruya aslında bugün Türkiye terörle mücadele ederken siyasi olarak da bu mücadelede yargıya destek olmak amacıyla terörle ilişkili olan fezlekelerle ilgili milletvekillerinin dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik bir irade beyanını parlamentoda yapalım ve buna paralel olarak da dokunulmazlığın kalıcı olarak sınırlandırılmasına yönelik bir anayasa değişikliğini hangi seviyede öngörülüyorsa bu konudaki mutabakatı da buna paralel olarak geçirelim beyanda bulup Sayın Genel Başkanımız da bu iradesini ifade etti ve kendilerine bugün de belirttim. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi olarak zaten tüzüğümüzde dokunulmazın yasama ve denetleme faaliyetleri dışında ve kürsü dokunulmazlığı dışında olamayacağını ve bunun sınırlandırılması gerektiğini ilkesel olarak karşıladığımızı ancak şu anda gündemde bulunan terörle ilişkili olanlarla ilgili bir siyasi irade beyanının vehemal yapılması gerektiğini bunları yaptıktan sonra da bu çerçevede buna paralel olarak da kalıcı olarak değişmenin hangi seviyede hangi noktada olabileceğine ilişkin partiler arasında bir mutabakat sağlamanın yanında olduğunuzu kendilerine öneri olarak ifade ettim. Ben de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu önerisini tabiatıyla Sayın Genel Başkanımıza ve partimizin yetkili kuruluna değerlendirmek üzere kendilerine ileteceğim. Ama gönül isterdi ki burada parlamentoda teröre karşı, teröre yardım yataklık yapanlara karşı, terör örgütüne üye olan milletvekillerine karşı yargının talep ettiği dokunma iradesi karşısında biz de siyasi irademizi kullanıp aynen üç partinin teröre karşı yayınladığı bildiri çerçevesinde aynı safta olsaydık. Ama maalesef bu girişim özellikle bu konuda bir siyasi irade ifade etmekten bu iki partinin çekindiği ortaya koyuyor. Biz kendilerine bu önerimizi de yaptık. Bundan sonraki süreç içerisinde bu önerilerin hangi seviyede nasıl realize olacağını bundan sonraki süreç içerisinde göreceğiz. Benim arzum bu kadar. Elbette tabii yani bunu sunmaların amacı bizim de önerimizin amacı ve hedefi doğrudan doğruya bu konuda parlamentoda atılabilecek ortak bir adımın hangi eksende oluşabileceğini ifade etmekten geçmektedir. Benim burada samimi olarak çağrım şudur ki evet 506 fezleke olmakla birlikte özellikle terörle ilişkili olanlarla ilgili ortak bir siyasi irade oluşturup daha sonra da kamuoyu vicdanına sığacak şekilde dokunulmazlığı sınırlandıracak bir adımı hep beraber birlikte atmaya davet ediyoruz. Bu konuda taktiklere gerek yoktur. Geçici çözümler aramaya gerek yoktur. Kalıcı bir şekilde bu meseleyle ilgili bir adım atma konusunda samimi olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak katkısını sunacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuyla ilgili kendi görüşlerimizi ifade ettik. Muhtemelen bu öneri doğrultusunda da Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu önerisini somutlaştıracak bir irade beyanı değerlendirmelerden sonra kendi
kendilerine elbette iletilecektir. Görüşmede bu önerinizi AK Parti'den nasıl bir tepki geldi? Yani bu konuda bir, ben bu konuyu basın mensuplarıyla da paylaşacağımı ifade ettim. Yani bu konuda açıkçası değerli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 506 fezleke olmasına rağmen şüphesiz bu fezlekenin önemli kısmı seçim kanununa muhalefet ya da diğer bazı konulardandır. Kamuoyuna mal olmuş terör örgütüne üyelik ya da yolsuzlukla ilgili isnatların bu parlamentoya tamamıyla izafe edilmesi kabul edilmez. O bakımdan kamuoyunun çok duyarlı olduğu bu konuda öncelikli olarak siyasi bir iradeyi belirtmek suretiyle daha sonra da yani gerçekten kamuoyunda da çok tartışılmış olan dokunulmazlık konusunda kalıcı bir düzenleme yapma önerisini, tezekkür etmelerini ifade ettim. Bu konuda bütün bunlar elbette bir müzakere zemini olursa ve olacaktır. Görüşlerimiz tekrar kendilerine beyan edilecektir. Ama ben halen çağrımı yeniliyorum. Gelin hep beraber birlikte teröre destek sağlayanlara karşı saflarımızı bir tutalım, ortak mücadele edelim, topyekün mücadele edelim. Bugün aziz milletimizin istediği bu kararlılıktır. Bu samimi ifademi gerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir kez daha iletmek istiyorum. Aksi takdirde bu konuda bir siyasi irade beyanda bulunmak istemeyenler tarih önünde bu konuda açıkçası elbette sorgulanacaktır. Her zaman hazırız. Dokunulmazlığın da sınırlandırılmasını ve kaldırılmasına da sonuna kadar yanında olduğumuzu ve yapılacak kalıcı bir düzenlemede de bunu da ele almaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle ifade etmek isterim. Sayın Başkan, bu geçici düzenleme sizin için kalıcı dediğiniz yani... Geçici düzenleme, bu geçici. Bugün parlamentoda bulunan dosyalarla ilgili bir teklif. Yoksa bundan sonraki dosyalarla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Oysa bizim önerimiz bu konuda 83. maddede bir değişiklik yapmak suretiyle bu konuda düzenlemeyi bir kalıcı hale dönüştürmek gerekiyor. Çünkü bu açıkçası bugünü geçiştirmek amacıyla yapılmış taktik bir adım. Parlamento ve milli irade taktik adımlarla değil, stratejik adımlarla hareket etmelidir. Bu bakımdan bu geçici düzenlemeden sonra peki bundan sonra ne olacak sorusu.